sadece denge için. Fark var değil mi abi? Çok. Burak Sakçı, 26 yaşındayım. Doğuştan cam kemik rahatsızlığım var. Eskişehir Spor Kulübü'nde çalışıyorum. Medya departmanında sosyal medya sorumlusu olarak. 3,5 senedir. Mersin İdman Yurdu maçıydı geçen sene. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ydü. Taraftarımızın organizasyonuyla kulüp müdürümüz Can abi de federasyona yazı yazdı. İşte öyle bir organizasyon oldu. Taraftarlar beni çağırdı. Orta sahaya kadar o zaman gelememiştim. Daha yeni yeni adım atmaya başlamıştım. Korkuyordum. Şimdi daha özgüvenle yürüyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hani taraftar beni çağırdı. Burak ortaya üçü çektir tayfaya diye. Hani değişik bir duygu. Daha öncesinde de hani yapmıştım. TT Arena'da yaklaşık bir 300-400 kişilik taraftarımızla beraber. Ama hani o sahanın ortasında olup hani o uğultunun arasında herkesi susturup tekrardan bağırttırmak, gol sevinçlerinde futbolcuların bana gelip sarılması hani beni ekstra motive ediyor. Ben kapı kapı doktor gezdim, doğrusunu söylemek gerekirse. Her gittiğim kapıdan eli boş döndüm. Hani hayattan mutlusun, ha bu şekilde yaşamayı kabullen demişlerdi bütün doktorlar. Tamam, kabul ediyorum zaten, hani hala kabul ediyorum engelliyim, ama hani ben de ne bileyim, hani arkadaşlarımla beraber hiç değilse hani kendi ihtiyaçlarım dahilinde yürümek istiyordum. Çok şükür Rabbim ayaklarım yere değdi. Adım almaya başladım. Yardımlı bir şekilde yürümeye de başladım. Hani hayalim de gerçek oldu diyebilirim. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyor. Hani tabii ki bunda en büyük etken her şeyden öte hani Eskişehir gibi bir şehirde yaşamak. Mutluyum ben burada. Hani özellikle arkadaşlarım, ailemden sonra arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, çevremdeki insanlar, taraftar. Ya kısacası tüm Eskişehir diyebilirim yani. İnsanlar tarafından sevilip ilgi görmek, ne bileyim başkalarının derdine derman olabilmek ayrı bir duygu. Gerçekten hani bir şeyler için uğraşıyorum. Hani insanlar bana şey diyor, hani Burak diyor. Hani benim şu andaki durumum benim gerçekten hani hayaldi yani. İmkansız gibi bir şeydi çünkü doktorlar hani engellisin, bu şekilde yaşamayı kabul et. Hani ben tekerlek sandalye benim arkadaşım. Hani atacağım inşallah, ama ne zaman olur bilmiyorum. Herkes soruyor. Ben de yani istiyorum. Hani insanlar, bazı insanlarda şu algı var. Hani engelli olmamı Burak kullanıyor. Hani beni sevenler kadar sevmeyenler de var yani. Bu bir gerçek. Hani Burak bu sağlık durumunu kullanıyor. Hani bu halinden memnun. Vur patlasın, çal oynasın misali diyorlar, ama kesinlikle öyle değil. Hani insan neden yürümek istemez ki? Yürümek gerçekten hani Allah'ın insana vermiş olduğu büyük bir nimet, ama insanlar ne yazık ki bunu bilmiyor başında olmadığı için. Hani yürümenin kıymetini bilmeleri gerekiyor bence. Öyle diyebilirim, hani nasıl anlatabilirim. Tabii ki kırılma riski var çünkü o hastalık sürekli olan bir hastalık. İlaç kullanıyorum ekstradan. Hani onlar biraz dengeliyor. Ben ilk işe girdiğimde Süper Lig'deydik. İlk sezon düşmekten ucuz kurtulduk. Daha sonrasında küme düştük. Geçen sene finalde çıkamadık. Bu sene de
iyi veya kötü bir şekilde ligde kaldık. Tabii ki herkesin, hani ben bir de ekstra da burada hizmet ediyorum. Severek yapıyorum ama hani üzülüyoruz, hani durum belli. Tabii ki hani herkes ister, yani tüm Eskişehir istiyor. Eskişehir'den ziyade hani diğer takım taraftarları bile istiyor. Gerçekten müthiş bir taraftarımız var. Onlara da gerçekten teşekkür ediyorum. Hani her zaman beni desteklediler, her zaman yanımda oldular. Bu arada